Başarılı Dijital Dönüşüm Eğitim sayfasına hoş geldiniz. Ben Alişan Konyalı, dijital pazarlama uzman ve danışmanıyım. Ve bugünkü videomuzda size eğitim hakkında detaylı bilgiler vermek istiyorum. Malumunuz siz de biliyorsunuz ki artık internet hayatımızda değil, hayatımız internet olmuş. Ve birçoğumuzun müşterisi internette ve cep telefonlarında. Artık müşterilerin satın alma alışkanlıkları değişti ve sizin isminizi, ürün, hizmet ve teklifinizi ilk defa duyduklarında yaptıkları tek şey şu: ceplerine gidip akıllı telefonları çıkarıp hemen Google'a isminizi yazmak. Ve Google'da istedikleri sonucu almadıklarında veya ürün, hizmet veya teklifiniz hakkında karşılaştırmalar, yorumlar, özellikle pozitif yorumlar, detaylı açıklamaları bulamıyorlarsa sizin müşteriniz olma ihtimali çok düşük. Başarılı Dijital Dönüşüm özel eğitiminin içeriğine hep beraber bakalım. Online konumlandırma ve markalaşma. Bildiğiniz gibi internette en büyük sorunlardan bir tanesi güven sorunu. Ve kendinizi sağlıklı bir şekilde konumlandırır ve markalaşma konusunda sağlıklı adımlar atarsanız güven sorununu ortadan kaldırmış ve insanların sizden daha kolay bir şekilde satın almayı sağlayabilirsiniz. İçerik pazarlama stratejisine baktığımızda bildiğiniz gibi internet aslında içeriklerden oluşuyor. Yani görsel, makaleler ve videolardan oluşmaktadır ve bu içerik pazarlama stratejisinin nasıl olması gerektiğini bu eğitimde detaylı konuşuyor olacağız. Devamında sosyal medya. Mark Zuckerberg'in dediği gibi birçok insan sizinle iş yapmaya sosyal medya profillerinizden başlıyor. Yani sosyal medya profilinizin nasıl olması gerektiğini, yani güven verici, konumlandırma açısından yüklediğiniz görseller, videolar, YouTube kanalınız, Facebook profil resminiz gibi birçok şeye dikkat ediyorlar. 7/24 otomasyon konusu gerçekten çok önemli. Birçok insan kendi işini kurmasının sebebi aslında daha fazla özgürlük ve daha fazla boş zaman yaratmak için kendi işimizi kuruyoruz ve internet ve günümüz teknoloji sayesinde işimiz süreçlerini %70-80'ine varan süreci 7/24 otomasyona bağlayabiliyoruz. Bu mail pazarlama yoluyla, chatbot entegrasyonuyla, otomatik içerik paylaşma yoluyla yapabiliyorsunuz. Tüm bunları detaylı bir şekilde eğitimlerimde anlatıyor olacağım. Daha önce de söylediğim gibi insanların alışkanlıkları değiştiği için artık reklam anlayışımız da değişti. Birçok yapılan dışarıdaki reklamlar, broşür dağıtımları ya da billboard reklamlarına ben artık dinozor pazarlama diyorum. Çünkü artık günümüz dijital pazarlama yöntemleriyle yeni nesil pazarlama yöntemlerini kullanma vakti geldi ve geçiyor bile. Dijital pazarlamanın başarılı reklam modellerini ve başarılı reklam örneklerini sizinle eğitimde paylaşıyor olacağım. E-posta pazarlama günümüzde gerçekten çok çok önemli. Çünkü bildiğiniz gibi bir kişiye bir şey satmadan önce en az 7 defa dokunmamız gerekiyor. Ve bu dokunuşları biz bireysel anlamda tek tek yapamayacağımız için e-posta pazarlama bu anlamda gerçekten ciddi önem taşımaktadır. Yani bir kişiye diyelim ki 7 tane mektup hazırladınız. Bunu otomatik bir gönderim sistemine yüklediniz ve bu mektupların nasıl olması gerektiğiyle alakalı, yani ilk gönderilen mektupta ne olması gerekiyor, ikinci gönderilen mektupta ne olması gerekiyor, kendinizi nasıl konumlandırmanız, kendinizi nasıl tanıtmanız gerekiyor, ürün, hizmet veya teklifinizi nasıl sunmanız gerekiyor bu mektuplarda, bunları detaylı bir şekilde anlatıyorum. Ve e-posta pazarlamanın en güzel kısımlarından bir tanesi şu ki, 1 haftalık, 10 günlük, 20 günlük, belki 12 aylık süreçleri, yani 12 ay süren mail pazarlama kısımlarını otomasyona bağlayabilirsiniz. Evet, mobil pazarlamayı görüyoruz. Mobil pazarlama gerçekten anlatmama gerek yok. Çünkü birçok insan artık arabada giderken, metroda giderken, yolda yürürken bile artık cep telefonumuza odaklı bir şekilde bakıyoruz. Ve daha zamanımızın çoğunu artık sosyal medyada geçiriyoruz. YouTube videolarını izliyoruz, Instagram fotoğraflarına bakıyoruz, Facebook'ta takılıyoruz. Ve burada bu takılan insanlara, Facebook ve mobilde takılan insanlara kendi ürün ve reklamlarınızı nasıl verebileceğinizi konuşuyor olacağız. Google ve Facebook gibi büyük şirketlerin önümüzdeki 5 yıl içerisinde en çok tüketilen dijital içerik olarak videonun ön plana çıktığını söylediğinden haberiniz var mı? Yani önümüzdeki belki 1-2 yıl içerisinde artık Google'a sorduğumuz birçok şeyi artık YouTube'a soracağız ve bildiğiniz üzere YouTube dünyanın en büyük ikinci arama motoru. Ve YouTube pazarlama, yani video pazarlamayla daha fazla güven, daha hızlı güven kazanma ve daha hızlı ve daha kolay satış yapabilme stratejilerini göstereceğim. Hatta 3 dakikada çektiğiniz bir videonun size belki 3-4 yıl boyunca ürünlerinizin satılmasına vesile olabileceğini gösteriyor olacağım.
Satış modellerine baktığımda birçok insan müşterisini direkt satış yapmaya çalışıyor ve bir değer paylaşımı yapmadan, bir eğitim vermeden direkt kişiye satış yapmaya çalışıyorlar. Fakat direkt satışlar artık çoktan öldü. Müşteri alışkanlığı değiştiği için insanlar artık araştırma yapıyor. Bu ürün hakkında detaylı bilgi almak istiyor ve burada önemli olan kısım şu, eğitim modeliyle satışı nasıl yapabileceğinizi anlatıyor olacağım. Çünkü eğitim modeliyle satış gerçekten dönüş oranı en yüksek olan bir satış modelidir ve bununla ilgili detayları paylaşıyor olacağım. Bunun dışında satışı etkilen en önemli faktörlerinden bir tanesi de sosyal kanıt. Sosyal kanıtın nasıl olması gerektiğini, öneminin ne olduğunu yine detaylı bir şekilde eğitimde paylaşıyor olacağım. Son olarak growth hacking var. Growth hacking kelimesini belki duymuşsunuzdur ya da ilk defa duyuyorsunuz ama önemli değil. Growth hacking hayatımıza son belki 1-2 sene içerisinde girdi ve gerçekten çok önemli bir strateji. Bu stratejiyi iş hayatınıza ya da işletmenize, ürün hizmetinize entegre ederek satışlarınızı nasıl arttırabileceğinizi konuşuyor olacağız. Ve son olarak da 2018 yılının dijital pazarlama trendleri nelerdir? Bu dijital pazarlama trendlerini yakalayarak daha fazla müşteriye, daha fazla boş zamana ve daha fazla satışı nasıl elde edebileceğinizi detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Eğitim içeriğimizi detaylı bir şekilde paylaştıktan sonra bu eğitim kimler için ve bu eğitime kimler kesinlikle katılmalıdır? Buna hep beraber bakalım. Türkiye'de uzun zamandır yaptığım araştırmaya göre birçok insanın aslında harika ürün, hizmet ve uzmanlığı var. Fakat bunu paketleyip, güzel bir şekilde konumlandırıp, internet üzerinden nasıl satabileceklerini, internet üzerinden belki yüzlerce, binlerce kişiye nasıl ulaştırabileceklerini bilmiyorlar. Takdir edersiniz ki ürününüz dünyadaki bir numaralı ürün olabilir. Hizmetiniz milyonlarca insanın faydasına olabilir. Fakat bunu sadece siz biliyorsanız bunun hiçbir anlamı kalmıyor. Ve dolayısıyla bu eğitime şayet bir ürün veya hizmetiniz varsa, bir KOBİ'seniz, ürün veya hizmetinizi binlerce kişiye sosyal medya üzerinden dijital pazarlama yöntemleriyle nasıl ulaştırabileceğinizi gösteriyor olacağız. Bunun dışında girişimci olabilirsiniz, uzman veya danışman olabilirsiniz. Belirli bir uzmanlık konusunda hedef kitlenizi belirleyip sosyal medyada hedef reklamla istediğiniz hedef kitleye kendi uzmanlık konunuzu satabilir. Satış ve pazarlama sektöründeyseniz bu eğitim gerçekten sizin için önemli. Çünkü yine tekrar ediyorum, müşterilerimiz artık dijital ortamda ve bu dijital ortamdaki insanları, aslında bu insanlar sizi hali hazırda arıyor. Sizin satmış olduğunuz ürünleri, hizmetleri hali hazırda arıyor. Peki biz bu dinozor pazarlamayla genelde ne yapıyoruz? Kapı kapı dolaşıp gereksiz insanlara ürünümüzü, hizmetimizi satmaya çabalıyoruz ve çok enerji harcıyoruz. Fakat internetin ve teknolojinin günümüzdeki en büyük avantajlarından bir tanesi şu ki artık bizi arayan kitleyi biz kendi hizmet ve ürünümüzü karşı karşıya getirebilir ve satışlarımızı bu şekilde artırabiliriz. Sektörel bazda belki bir network marketing çalışanı olabilirsiniz, bir gayrimenkul danışmanı olabilirsiniz. Belki sağlık çalışanı, bir doktor, bir uzman olabilirsiniz. Bunun dışında ürün veya hizmetinizi belki bir video tanıtımla, belki bir sosyal medya görselle tanıtmak ve daha fazla müşteriye ulaşmak istiyorsanız bu eğitime mutlak surette katılmalısınız. Yaptığım eğitimlerin sonucunda genelde şunu görüyorum. Birçok insan benimle birebir çalışmak istiyor ve aslında ben şunu fark ediyorum ki önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde dijital pazarlama uzmanlığı ya da dijital pazarlama konusu gerçekten çok popüler hale gelecek ve bu sektörde kendinizi geliştirmek istiyorsanız, bu sektörde hizmet vermek istiyorsanız da yine başarılı dijital dönüşüm eğitimine mutlaka katılmalısınız. Videonun hemen altında eğitim hakkında detaylı bilgiyi tekrar okuyabilirsiniz. Birlikte çalıştığım müşterilerin yorumlarını izleyebilirsiniz ve daha önce yapmış olduğum eğitimlerden görselleri görebilirsiniz. Sosyal medyadan benimle rahatlıkla iletişime geçebilir ve bu eğitimi talep edebilirsiniz. Videomu da Bill Gates'in söylemiş olduğu harika bir sözle tamamlamak istiyorum. Ya online olursunuz ya da yok olmaya mahkum kalırsınız. Dijital pazarlamayı daha akıllıca kullanarak daha fazla boş zaman, daha fazla satış ve daha fazla özgürlük istiyorsanız sizi bu eğitime bekliyorum.